Köyümüzün yakınındaki ormanın sonundaki açık alanda, yıllar önce kazılmış, derin ve kör bir kuyu varmış. Dedelerimiz bu kuyunun canlılar için tehlike oluşturduğunu fark edip, ağzını tahta ile örtmüşler. Üstüne de toprak döküp zemin ile aynı seviyeye getirmişler. Zamanla üstü otlarla kaplanmış bu kör kuyu unutulup gitmiş. Ta ki fakir çobanımız Abdullah abinin koyunlarımızı otlatırken, rahat hareket etmesi için, köyümüzün en zengini, Osman amcanın kendisine verdiği atın, çayırlıkta otlanırken, yılan görmesi sonucu, ürkerek koşmaya başlayıp, tahtaları zamanla çürümüş, kör kuyunun üzerinden geçerken içine düşmesiyle tekrar hatırlandı. Kurtçu köpeklerimizin kuyunun başına koşup havlaması ile çobanımız Abdullah abi kuyunun başına gelmiş, ne yaptıysa atı çıkaramamış. Çaresiz kalan Abdullah abi köyümüzdekileri yardıma çağırdı. Uzun uğraşlar ve çabalar bir işe yaramadı, atı kuyudan çıkaramadı. Kuyudaki ata daha fazla acı çektirmemek için toprakla kuyunun örtülmesine, zavallı hayvancağızın kuyuya gömülmesine karar verdik. Bu karara hepimiz çok üzüldük. Ama aklımıza başka bir çare de gelmedi. El birliğiyle etraftan getirdiğimiz toprakları kürek kürek kuyuya atmaya başladık. Atılan toprakları silkelenerek ayağının altına alan atın, yükseldiğini fark ettik. Üzüntümüz sevince döndü. Umut, heyecan ve azimle toprak atmaya devam ettik. At üzerine bastığı toprak yardımıyla kuyunun ağzına kadar yükselerek kuyudan çıkmayı başardı. Çok şükür ki ümitsizlikle verdiğimiz karar, hem kuyunun kapanmasına, hem de atın kurtarılmasına vesile oldu. Hepimiz sevinçle köyümüze geri dönerken, yüzümde tatlı bir tebessüm, düşüncelerimde de, hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır olabilir, hakikati vardı. Tekrar anladım ki, bir olay ya bizzat iyidir ya da neticeleri itibariyle. İmtihan dünyasında, hayatın sürekli önümüze çıkardığı sıkıntılara, üzerimize atılan topraklara sabretmeli, feryadu figan etmek, dövünüp, saç baş yolmak yerine, düşünerek hareket etmeli, silkinmeli, ümitsizliğe düşmemeli, mutlu yarınlara, azimle ve gayretle adım atmalı. Kör bir kuyunun içine düşmüş olsak bile, mutlak hayrı ve şerri, yalnız Allah bilir. Allah sonumuzu hayreylesin.